Hadi boş ver sen. Ben hallederim sonra. Tamam, ben aldım alacağım zaten. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Sadece biraz yorgun. O da geçecek. Sen benden daha yorgun görünüyorsun. Korktum biraz. Ama bitti artık. Yarın bu hastaneden çıkacağız ve hep beraber evimize gideceğiz. Sana nasıl teşekkür edeceğim? Niye? Bu kadar parayı... Boş ver. Vardı verdik. Teşekkür etmek yetersiz kalıyor yaptıklarının yanında. Sana minnet borçluyum. Sen benim yanımda ol yeter Mine. Minnete falan lüzum yok. Hasan nerede kaldı? Birazdan gelir. Sakinleştireyim istedim biraz. İyice delirdin sen artık. Delirdim değil de özledim diyelim. Saçmalama. Çık hemen buradan. Ya sakin olsana biraz. O kadar kötü mü görünüyorum? Kötü mü? Zavallı görünüyorsun derin. Zavallı. Çekil şuradan. Seni sevdiğim için zavallı mı oldum şimdi? Peki sen ne oluyorsun o zaman? Benim ne olduğum her zaman ortadaydı. Hiç kimseden bunu saklamadım. Ama sen iyice haddini aştın artık. Hemen çık bu evden. Hadi Merve. Ne gülüyorsun? Çok mu komik? Evet, komik. Salak şey. Merve hadi. Geliyorum. Yavaş, düşersin. Hep böyle kaba mısın sen? Hem kabasın hem salak. Aldım hadi. Ne biçim yer burası? Bir kafe pub yok mu? Ben rica ettim. Etrafta oyalanacak bir şey olmasın dedim. Özellikle de internet kafe. O yüzden bu hastaneyi seçtik. Alay geçtim ben de. Biz buna espri diyoruz. Çok komik. Hadi. Uf, girmeyeceğim. Ya buraya kadar geldik. Ya geçmiş olsun deyip çıkacağız. Sonra da bir yerde yemek yeriz. Tanımıyorum onları. Tanışırsın. İstemem. Ayıp oluyor ama. Kime? Bana. Hadi. Ya yürü. Anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Annenin kolu uf olmuş Hasan'cığım. Bak burası uf oldu. Geçti şimdi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok uzun zamandır yokmuşum gibi. Hepinizi çok özledim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Acıyor mu kolun? Biraz. Sarım çok özledim. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Özledim. Oh,
Merhaba. Nedir durum? İyi. Merhaba, ben Süreyya. Deniz. İstanbul'a hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi girelim mi? İçerideki hasta benim yeğenim Mine. Ben gitmek istemiyorum. Sen de bir yere gitme. Benim yanımda kal. Birazcık daha burada kalabiliriz ama sonra eve gitmemiz lazım. Anne de hemencecik gelecek zaten. Mineciğim, Kerem de sana bir geçmiş olsun demek istedi. Merhaba. Hoş geldin. Çok iyi görünüyorsun. Toparlanmaya çalışıyorum. Sizi oğlumla tanıştırayım. Deniz, Almanya'dan geldi. O da ayağının tozuyla geçmiş olsun demek istedi. Hoş geldin. Selam. Bir süre beraber takılacağız. Evet, artık sizleri dışarı alalım lütfen. Çünkü hastamız bugün yeterince yoruldu. Hadi. Gel Hasan'cığım. Affedersin. Efendim? Ay, günaydın Timur. Nasılsın? Günaydın. İyiyim, ne olsun, idare ediyoruz. Haberi mi, canı sıkıldı? Ne haberi? Eren Ticaret işte. Ne olmuş Eren Ticaret'e? Aa. Ay, senin gerçekten haberin yok galiba. İnternet kaynıyor. Yarın ekonomi sayfalarına da düşer bu haber. Adamların parasını almışsınız, otobüslerini vermemişsiniz diye bir sürü şey yazıyor. Ne? Ya söyledim ya, adamların parasını almışsınız, otobüslerini göndermemişsiniz. Adamların milyon dolarlık organizasyonu yatmış. Vallahi görülmemiş rezalet diye kaynıyor internet. Sahi mi ya? Yani. Bu iş aslında başınıza bayağı büyük bir iş açar. Ben de görünce düşündüm ki belki yardımcı olabilirim. Ya aslında iyi olur. Ben biraz biliyorsun işte. Anlaşıldı. Senin yine aklın başka yerlerde. Bu işte o sırada olmuş. Bak ne diyeceğim. Bence biz bir buluşup konuşalım. Nerede? Benim orada buluşuruz akşamüstü, olur mu? Akşamüstü mü? Timur, sen anlamadın işin vehametini galiba. Hemen şimdi harekete geçersek belki kurtarabiliriz. Tamam o zaman. Bir saat sonra benim orada. Olur mu? Tamam. Görüşürüz. Hoşçakal. Hadi görüşürüz. Yine benim bir işe gitmem lazım hemen. İşim varsa halledebilirsin. İyiyim ben. Hemen halledip döneceğim. Tamam, rahat ol. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Timur Bey bizden 5 kuruş bile almadı. Ben de bu külfeti paylaşmazsak rahat edemeyeceğim. Diyorum ki şu bizim evi ipotek ettirsek, ha, ne dersin? Ne diyeyim, çok iyi olur. Paylaşmamız gerek zaten. Elimizdekini de almadı. Gerçi çok fazla bir şey değildi ama ipotek ettirirsek epey bir şey olur. Tabii itiraz etmeden parayı vermenin yolunu da bulmamız lazım. Artık gücümüz yettiği kadar. Biliyor musun? Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Aklın yolu bir. Belki de birbirimize benziyoruz zamanla. Ben artık gideyim. Sen Mine'nin yanındasın değil mi? Bırakır mıyım hiç ben kızım? Buradayım. Hoşça kal. Turan. Efendim. Şimdi mi söyleyeceksin? Eve dön artık. Ben... Gözümü açtım, ilk seni gördüm. Seni sevdim. Seni çok sevdim. Ben sensiz yaşam. Çok zor. Ben gideyim.
Sonra uğrarım. Yok, böyle değil. Ya saçları asla makyaj değildi. Böyle bıyıkları aşağı doğru. Uçları da beyazdı. Ve gözleri iriydi. Evet, şimdi daha çok benzedi. Peki sizi kimin kaçına dair bir fikriniz yok mu? Bakın bunlar hem kocanızı hem Sinan Harmangil'i iyi tanıyan birileri. Yok. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama birilerinden emir aldıkları belliydi. Çünkü telefonda reis diye biriyle konuşuyorlardı. Talimat alıyorlardı yani. Galiba, evet. Bir de bir kadın vardı sanırım. Ben yaralandıktan sonra beni bir yere götürdüler. Orada dışarıda bir kadınla konuşuyorlardı. İsmini duydunuz mu? Tanıdık biri olabilir mi? Duymadım. Bilmiyorum. Benim canım çok acıyordu. Hiçbir şey duymadım. Ama bir kadınla konuştular. Ay! Ay! Ay Erdoğan nereden suratı bak kapkara. Allah'ım bu çocuklar neden bu kadar güzel çirkin oluyorlar böyle doğunca? Çirkin deme. Erdal bebeği çirkin deme. Baksana şirinliğe bak. Erdal bacağı bak, bacağı yumuk yumuk. Onu diyorum işte, bak bunlar yamuk yumuk doğuyorlar. Büyüdükçe böyle genleştikçe güzel. Ay yürüdük. Seni yerim. Asuma. Asuma. Asuma ama gel. Ne oldu, bebek yapmaya mı karar verdiniz? Ay yok ya, bakıyoruz öyle. Mek satın alacağız. Sen ne yapıyorsun? Bitmedi mi işin hala? Ay yok ya, bir türlü çıkamadım. Ayaklarım nasıl ağrıyor biliyor musun? Bütün gün ayaktaydım. Öyle mi? Belli zaten süzülmüşsün. Ben bir Mine'ye bakayım. Tamam, ben de bakacağım işte. Beraber gideceğiz ya. E tamam, hadi gidin o zaman. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Orada var mı? Oradan seni dürterim, konuşuruz falan. Ha. Vardı da kapattım. Ha, aç aç. İyi oluyor. Yani nöbetteyken canım sıkılıyor. Tamam, açarım. Görüşürüz öyle. Tamam, tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Aç aç. Aç, iyi oluyor. O seni dürtsün, sen onu dürt. Öyle zaman geçer. Ya ne diyorsun sevgilim ya? Ne dürtme, sen beni dürtüyorsun esas. Ben onu başımızdan sığmak için öyle söyledim. Ha, inandım ben de. A bak ama neden böyle yapıyorsun sevgilim? Ya ben ne yapıyorum Erdal? Bir tane kız gördün, ağzım bir karış açıldı. Gülmeler, şakalar. Ya var ya, daha büyük yalan görmedim ha. Konuşurken ağzım açılıyor tabii. Ben ağzım niye açılsın yoksa ya? Yani günahımı alıyorsun, yemin ederim. Ya bak, günahımı alıyorsun. Kıskanç karım. Ne oldu benim? Nari. Ay sarılıyorum böyle ama. Miran acımıyor değil mi? Yok, iyiyim. Sarılabilirsin yani. Tamam. Hoş geldin. Kızım nedir senin başına gelenler böyle? Neyim normal oldu ki? Çok korktum biliyor musun? Becerdiniz böyle bir felaket yaratmayı? Çok önemi var mı? Doğru, yok. Çamura bastıktan sonra nasıl bastın, niye bastın hiç önemi yok. Kötü mü işler? En müthiş senemiz, muhteşem. E o zaman? Ha şu kız, o mu çok masraflı? O mu? Çok alırsan hediye bile istemez. Ne alakası var? Prensip sahibi bir arkadaş demek ki. Daha genç tabii. Onu kaçırdılar Bala. Çok para istediler. Nasıl? Kaçırdılar? Vuruldu. Hastanede şimdi. Bir milyon mu? Nasıl yani, Timur o kadar para mı verdi? Evet verdi. Ama onu geri ödemem lazım. Manyak mısın kızım, nasıl ödeyeceksin? Kolay mı öyle hop diye 1 milyon bulmak? Kolay olmadığını biliyorum Nari.
ama bu yükle yaşayamam. Bir dakika, öyle yük mük derken senin kafanda bir şeyler var yine. Yeni bir şey değil. Sadece artık lanetim. Yani? O şekilde kaç saat geçirdim bilmiyorum. Kolumdan durmadan kan akıyor. Canım yere akıyordu sanki. Başta oğlumu düşündüm. Sonra Timur'u, Sinan'ı. Dayanmaya çalıştım. Gücüm tükenmeye başlamıştı. Gözümde karartılar beliriyordu. Kendini kaybediyordum belki de o sırada. Hayal meyal hatırlıyorum. Böyle beni bir arabaya bindirdiler. Sonra kendimi kaybetmişim. Sonra da arabadan bir yere attılar. İşte o zaman sonumun geldiğini düşündüm. Mina, sen anlatırken bile ben kötü oluyorum ya. O zaman yani öleceğimi düşündüğüm zaman aklımda iki kişinin yüzü vardı. Biri oğlumun. Diğeri de Sinan'ın. Üçünüzdünüz yani. Gerçek bir aile gibi. Gerçek bir aile gibi. Dediğim gibi Turan Bey, önce bankamızın eksperleri gelip evinize bakacak. Sonra ona göre bir fiyat belirleyecek arkadaşlarımız. Anladım. Uzun süren mi? Yok, eskisi gibi değil. Artık her şey daha hızlı. Arkadaşlarım sizi arayacak. Peki. İyi günler dilerim. Size de. Bir şey mi oldu? Telefonuma bakmıştım da galiba bir yerde unuttum. Neyse, hoşça kalın, iyi günler. Güle güle. Yaran nasıl? İyi. Sana bir hayat borçluyum artık. Öyle denir ya. Sen hep hayat dolusundur. Hiçbir zaman pes etmezsin. Sen de sadece yok etmiyormuşsun. Hayat kurtarabiliyor musun? Ben kurtarmadım. Kocan ve sevgini kurtardı. İkisi birlikte seferber oldular senin için. Çok şanslısın. Şanslı mı? Hala bunu söyleyebiliyor musun? Ben böyleyim işte. Biz çok farklıyız. Sen pozitif, ben negatif. Ama artık damarlarımızda aynı kan akıyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Her neyse. Sağ ol abla. Teşekkür ederim. Sen şimdi ben kendimi affettireyim diye sana kan verdim diye düşünüyorsundur ama öyle değil. Ben sadece kendimi affetmek istedim. Affedebildin mi peki? Ben gideyim artık. Fazla yormayayım seni. Geçmiş olsun. Gece gelmeyince merak ettim. Kızın iyi mi? Alo. Turancığım. Anne neyin var? İyi misin sen? İyiyim kızım. Telefon çalıyor, seninki mi? Yok. Baban. Unutmuş. Açsana, çalıyor işte. Çalarsa çalsın. Ne, iyi misin sen? Değilim kızım. Gel şöyle oturalım. Gel. Thank you.
Nasılsın? Daha iyisin değil mi? İyiyim anneciğim. İyi. Öyle bir fenalık geldi. Hadi, hadi sen git. Hadi dışarı çıkıp havalanalım mı anne? İster misin? Yok kızım. Yok. Ben şimdi Mine'nin yanına giderim. Hadi anne. Sen işine gücüne bak. Hadi yavrum. Hoş geldin. Bu kez gerçekten hoş geldim. Kızım kurtulunca bütün yorgunluğum geçti. Çok sevindim. Tabii bir de sana sarılınca. Ben de senin kollarında her şeyi unutuyorum. Senden haber alamayınca çok meraklandım. Bir de aradığımda ses vermeyince. Sen beni mi aradın? Evet. Ses gelmedi tabii. Telefonu hastanede unuttum herhalde. Özür dilerim. Her zamanki yerdeyim. Belki buluşuruz dedim. Tamam Bekir. Tamam, işi bahane etme. Ben gayet iyi anladım. Ama söyleyeyim sana, çok pişman olacaksın. Demedi deme. Doğrudur Altan Bey. Otobüsler pazartesi günü bizde olacak. Olabilir, hayır, birazcık yani bekletelim. Başka bir ayda olsa fark etmeyecek. Hayır, sen evet. Hiç merak etme. Ben hepsine tek tek tamam. Konuşuyorum. Tamam, siz bir konuşun, ondan sonra tekrar görüşelim. Tabii ki. Peki, tamam. İyi günler. Tamam oldu. Hadi bay bay. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir muhabir diğerine güvenmiyor. İnternette yayılmış zaten. Onlar yayımlamasa ne olur? Öyle değil. Esas gazetelerde çıktığı zaman büyük felaket olur. Mine? İyi misin? Dolaştırdılar mı seni? İyi güzel. Başın falan dönmedi değil mi? İyi güzel. Yani ben şu an yanında olmak istiyorum ama biliyorum. Ama içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Yani burada bir mesele var. Onu Hayır, hayır. Hayır, o konuyla ilgili değil. Hayır. Tamam, sen iyi ol. Bunları düşünme şimdi. Tamam, görüşürüz. Geleceğim. Hakikaten değişmemişsin. Efendim? Değişmemişsin. Dışarıdan bakınca kas katı, duygusuz bir adam. İçinde yangınlar, fırtınalar. Yüreğin yandı mı? Öyle bir yanıyorsun ki. Sıcaklığını ta nereden hissetmiştim? Çok şaşırmıştın gelip sana seni anlattığımda. Şimdi yine hissettim vallahi. Bak ne diyeceğim. Senin aklın burada değil zaten. Telefonunu bana yönlendir. Her şeyi ben hallederim. Çık biraz nefes al. Bir sürü insan arıyor. Kimim diyeceksin? Bilmem. Kimim diyeyim? Sahiden. Hadi sen biraz hava al. Hem için rahat etsin. Hadi Timur. Hoş geldiniz. Nerede Sinan? Hani gelecekti bugün, öyle konuşmuştuk. Öyle konuşmuştuk ama ben de onu söylemeye geldim. Sinan gelemeyecek. Aa, biz de seviniyorduk aramıza yeni bir minnoş katılacak diye. Ne oldu, hasta falan mı? Yok, hasta değil. Ne oldu peki? Kusura bakmayın. Ay, durun, durun. Şöyle geçelim.
Buyurun, buyurun. Şöyle geçin. Su ister misiniz? Teşekkür ederim. Size de böyle şey oldu yani. Estağfurullah, ama ben şimdi merak ettim. Kocam oğlumu aldı, göstermeyecekmiş bana. Neden? Kıskançlık işte. Aşırı kıskançlık, paranoyak. Ortaokuldan arkadaşım aradı. Üstelik adam evli barklı ama işte. Yani aldı gitti mi çocuğu? Böyle de olmadı ki anneciğim. Aklım sende kaldı. Bunu da iyi arasaydım keşke, ha? Anne iyiyim ben, kızı arama şimdi. Hem Timur gelir birazdan, merak etme. Siz babamla niye görüşüyorsunuz? Onunla bizim ortak hesabımız vardı ya anneciğim. Ona bir imza atılacakmış. Ne bileyim ben işte. Gideyim, gideyim de bir bakayım annem. İyi, git bak bakalım. Ya orijinali ince hamurmuş falan, yalan. Pizza dediğim böyle olur değil mi? Pizza. Ha, pizza. Sensin pizza. Afiyet olsun. Aa, hoş geldin. Ya biz çok acıktık, bekleyemedik seni. İyi yaptınız. Vallahi ben de çok açım. Sizinki Neli? Sizi de meşgul ettim böyle. Estağfurullah. Kadınlar böyle durumlarda birbirlerine yardım etmeli. Hepimizin başına gelebilir değil mi? Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Sizin yanınızda olunca biraz olsun kendimi iyi hissettim. Her zaman beklerim, çekinmeyin. Ben kalkayım artık. Size bir tavsiyem olacak, izin verirseniz. Bir yakınınızı çağırın ya da siz ona gidin. Bu durumda yalnız kalmayın. Çok doğru söylüyorsunuz da öyle biri yok. Yani bir tek annem var ama dertlerimle onu da üzmek istemem. Bakın ne diyeceğim, benim burada işim bitti. İsterseniz birlikte çıkalım, biraz yürüyüş yaparız. Bir yerlerde bir şeyler içeriz, ne dersiniz? Sizi de sıkmış olmayayım. Rica ederim, olur mu öyle şey? Ay, şimdi aklıma geldi. Benim eve uğrayıp yardımcıma para vermem gerekiyordu. Bize gidelim. Çok güzel manzaramız var, çok güzel kahvemiz var. Ne dersiniz? Böyle davetsiz misafir gibi olmasın? Olur mu öyle şey? Hem ben de yalnız oturacağıma, sizinle birlikte oturup kahve içerim. Sen Almanca biliyorsun. Evet, biliyorum. Almanya'da yaşadım ben. Warum? Neden geldin buraya? Özledim. İnsan İstanbul'un tadını alınca başka yerde yapamıyor. Bak görürsün. Ya, burası totaliter rejim. Niye öyle dedin? Biliyorum, hiçbir şey konuşma burada, sus. Polis gelir götürür. Almanya rahat. Annem problem. Dedi, al sana bilet git. Ne iyi işte. Baba oğul takılırız artık. Sonra sen de diyeceksin, al sana bilet. Neden öyle bir şey söyleyeyim canım? Sen benim oğlumsun. Ya, annemin oğlu değilim. Telefona filan bakamadım. Ben baktım. Kendini daha fazla yorma. Her şey ortada. Benim de size mutluluk dilemekten başka söyleyecek hiçbir sözüm yok.
Turan Şenol'un evi burası mı? Evet. Ben bankadan geliyorum ipotek başvurusu için. Buyurun. Turan Bey herhalde. Evet. Merhabalar. Merhaba. Bu ev kaç yıllık Turan Bey? Vallahi ne bileyim bir 30 yıl falan olmuştur herhalde. Öyle değil mi? Evi gezebilir miyim? Tabii tabii. Buyurun. Peki Turan Bey, biraz da çevreyi gezeyim. Sonrasında ekspertiz raporunu yazıp bankayla paylaşacağım. Sizi merkezden ararlar, işlemlere başlarsınız. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Bu ev nelere şahit oldu? Neler yaşandı bu evde? Birlikte sahip olduğumuz bir tek bu ev vardı. Şimdi o da ipotekli. Tıpkı hayatımız gibi. Çıktın. Asansörden. Deli. Çok güzel kokuyorlar. Senin kadar değil. Yapma böyle. Tam çiçekler çok güzel ama senin burada olman doğru değil. Bence doğru pozisyon bu. Ben ne söylüyorum, sen ne yapıyorsun? Bana söylediğini yapıyorum. Seni bıraktıklarında bana ne söyledin biliyor musun? Üşüyorum dedin. Elimi tut dedin. Ben de elini tuttum. Seni hiç bırakmayacağım dedim. Seni hiç bırakmayacağım. Hayatımı kurtardın. Benim için kendini tehlikeye attın. Yani... Attınız Timur'da. Yoğun bakımdayken kimin adını söylediğini hatırlıyor musun? O yanındaydı. Beni almadılar. Sen Sinan dedi. Öleceğimi sanırken senin yüzün vardı. Sen vardın yanımda. Ben hep sendeydim. Hiçbir yere gitmedim ki. Bu yarım kalmışlık beni mahvediyor. Timur'u üzmek, kırmak, incitmek istemiyorum. Bizim için yaptıklarını unutamam. Ama bu böyle olmaz. Onunla konuşacağım. Ben buradayım. Ben varım. Biz mutlu olmayı çoktan hak ettik. Bütün bu olanlar, kaçırmam, ölümle burun buruna gelmem. Sanki ben bir karar vereyim diye. Yani bir karar vereyim diye olmuş gibi. Ne tuhaf değil mi? Ölümle yaşam arasındayken birinin varlığına sığınmak. Benim için de hep öyleydi. En zor anlarımda bile seninle yeniden buluşacağımız anı düşünüp güçlü olmaya çalıştım. Biliyor musun? O adamlar beni ne zaman öldürecek diye beklerken bir rüya gördüm. Böyle senle ben Luna Park'tayız. Hasan da var.
Böyle mutluluktan havalara uçuyoruz. Bu rüya gerçek olacak. Seni hiç bırakmayacağım. Hep birlikte olacağız. Çok mutlu olacağız. Efendim Derin. Merhaba. Merhaba. Bir şey ister misin? Çay, kahve falan. Hayır, istemem. Nedir göstereceğim? Burada göstereceğim. Ama tamam dersen paramı hemen istiyorum. Vermeyeceğim mi dedin? Öyle değil. Hemen. Nedir bu acele? Bu iş bir an önce bitsin istiyorum. Ben de kendime yeni bir yön çizeyim. Nasıl yeni bir yön? Öyle işte. Sinan ne olacak? Vaz mı geçtin? Ben vazgeçmem de salak da değilim. O Mine'ye çok aşık. O aşk bir gün geçecek, bitecek. Ama benim o kadar vaktim yok. Kendimden başka güvenecek hiçbir şeyim yok benim. Bununla niye uğraşıyorsun peki? Bari senin istediğin olsun. Para için yani. Beğenemedin mi? Senin paran var tabii. Anlamazsın ki. Göster şunu. Evet. Mine için tuttuğu yeni ev. Ama beyimiz aşk yuvalarında başka bir kadınla. Şaşırdın değil mi? Benden bu kadarını beklemiyordun. Biraz sinemacılık oynadım. Sesler atıp güzel bir montaj yapınca her şey bambaşka görünebiliyor. Sen de kaç gündür benim yüzümden asgari oldun anne. İşten bir şey demiyorlar değil mi? İzin aldım ya kızım. Olmaz bir şey. Zaten bir tanesi izin günümdü benim. Mine. Hı? Yavrum bak yarın sabah seni taburcu edecekler. Ne yapacaksın anneciğim ha? Nereye gideceksin çocuğum? Ödeyemeyeceğim bir borçla Timur'la yaşamak istemiyorum artık anne. Sen ne diyorsun kızım? Timur Bey'in yardımları olmasa. İşte o yüzden annem. Ben de onu diyorum. Onun yaptığı fedakarlıkları asla ödeyemem. Ama sadece bunun için onunla kalırsam yazık olur. Hem ona hem bana yazık olur. Peki anneciğim Hasan ne olacak? Anne. Hep görmezlikten geldiğimiz bir şey var. Hasan'ın gerçek babası Sinan. Bu olayda onun hiçbir suçu yok. Doğru. Ama Timur Bey de Hasan'ı çok seviyor anneciğim. Nasıl olacak? Anne onları birbirlerinden koparacak değilim. İstediği zaman görecek. Ama ben de artık gerçek bir ailem olsun istiyorum. Artık kimse acı çekmesin. Tamam, önce sizinle konuşmasını ayarlayacağım zaten. Ya tamam ama şimdi olmaz.
Şimdi mi istiyor illaki? Yavuz Bey seninle konuşmak istiyormuş ama ben hayır diyorum, tamam mı? Yok, olmaz. Tamam, yapma artık sen de. Söylersin. Tamam, hadi görüşürüz. Ay. Seni böyle acıların adamı olarak görmek çok tuhaf. Ne yapıyorsun o zarlarla yine? İşe yaramıyorlar da. Yararlar mı diye bakıyorum. Hiç yakışmıyor sana bu haller. Ya kendi kendini hapsetmişsin gibi. Gerçi seni senden başkası hapsedemez ama. Bu işi halledebilecek miyiz? Anladım. Senden bahsetmeyelim yani. Ama üzgünüm. Ben bunu yapamayacağım. Senin kadar mutsuz gözüken, senin kadar yakışıklı birisine kayıtsız kalabileceğimi sanmıyorum. Sibel'cim, ben de şimdi seni arayacaktım hayatım. Ya, tabii ki ayarlayacağız. Ama bugün değil. Tamam, sen hiç merak etme. Ya ben en uygun zamanı ayarlayacağım. Başlarda böyle değildi tabii, üstüme titrerdi. Biraz kıskançlığı vardı ama baskı yapmazdı. Ya da ben göremedim. İnsan görse zaten evlenmez değil mi? Doğru. Ama ipin ucunu kaçırınca bir daha tutamıyorsunuz. Evlenince işi bırakmamı istedi, hamileyken de ikna etti. Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. İstisnalar var tabii ama galiba çoğu kadın buna meyilli. Annelik her şeyin üstünde kalıyor. Sonra çocuklar büyüyor. Geriye dönüp bakıyoruz. Ne yaptım ben bunca yıl diyoruz. Benim hayatım nerede? Gençliğinin kıymetini bil. Daha yolun başındasın. Hemen dönüyorum. Misafirimiz var. Öyle mi, kim? Gel tanıştırayım. Eşim Bekir, arkadaşım Emine. Daha yeni tanıştık ama hemen kaynaştık. Memnun oldum Bekir Bey. Bak sana ne güzel oyuncaklar getirdim. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk aşkım. Kurt gibi açım. Seni yesem doyar mıyım acaba? Yok canım. Senden bir tane daha olsa belki doyardım ama. Benden bir tane daha olsun mu istiyorsun? Evet. Ne olmuş? O zaman hazır ol. Çünkü benden bir tane daha yolda geliyor. Ne? Sen hamile misin? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Pardon, uyandırdın mı? Dalmışım öyle. Size gelmiş de. Neymiş o? Bilmiyorum anne, açsana. Değil mi? Anne, merak ettim. Hemşirelerde şey var mıdır, laptop? Ben gidip bir sorayım. Ben de merak ettim. Thank you.
gördüm uzaklarda. Gözleri kederli, hatta korkulu. Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk. Sıcak, sadık ama biraz kuşkulu. Bir çocuk sevdim uzaklarda.